Uyuşturucu ve Savaş TV izleyicileri. Uyuşturucu ile Savaş'tan Mahalleler programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızda sizlerle yine basına yansımış olan uyuşturucunun başında AKP'nin olduğunun kanıtı olan bir haberi paylaşacağız. 25 Nisan'da İstanbul'dan yola çıkan bir aracın içinden 258 gram uyuşturucu çıktı. Edremit Balıkesir girişinde durdurulan aracın içerisinden 258 gram uyuşturucu bulundu. Arabanın içerisinde 4 kişi vardı ve bu 4 kişiden biri astsubaydır. Yani bu demek oluyor ki bir astsubay uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. AKP polisi, astsubayı, emniyet müdürü, İçişleri Bakanlığı ile ve bütün kurumları ile uyuşturucunun hamisi uyuşturucunun başındadır. Uyuşturucu devlet eliyle satıldığı, dağıtıldığı, ticaretin yapıldığı için bu kadar yaygındır. Gökhan Yıldırım 35 yaşında Ardahan Karslı olup bir devrimcidir ve bugün ölüm orucundadır. Mahallesinde polis destekli çetelere onların uyuşturucu satmasına izin vermediği için, yani uyuşturucuya AKP karşı mücadele ettiği için tutuklandı ve 46 yıl hapis cezası aldı. AKP uyuşturucuya karşı mücadele edenleri tutukluyor. Gökhan da AKP'nin uyuşturucuyla halkı yozlaştırmasına karşı mücadele ederken bu yüzden tutuklandı. Bugün Gökhan Yıldırım ölüm orucu direnişinin 126. günündedir. Siper Balaç 132. gününde. Ve Tuğçenir Özbay ölüm orucularına destek için başladığı süresiz açlık grevinin 45. günündedir. Ölüm orucularının talepleri şunlardır. 1. 10 kişi haftada 10 saat sohbet hakkı uygulansın. 2. Kitap yayın hakkına getirilen kısıtlamalar kaldırılsın. 3. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. 4. Adil yargılanma hakkı sağlansın. 5. Uyuşturucuyla mücadele eden devrimciler serbest bırakılsın, çeteler tutuklansın. 6. Disiplin cezaları tüm sonuçlarıyla kaldırılsın. 7. Halkımızın üzerindeki ekonomik, sosyal ve siyasal baskılar kaldırılsın. Tam bağımsız, demokratik Türkiye'yi isteyen herkes bu talepleri sahiplenmelidir. Evet, uyuşturucuda savaş TV izleyenleri, artık uyuşturucuya karşı mücadele etmek ölüm borçlarını sahiplenmekten geçiyor. Uyuşturucuya karşı mücadele etmek Gökhan Yıldırım'ı sahiplenmekten geçiyor. Onların bedenleri gün gün erirken onlar aynı zamanda uyuşturucuya karşı mücadele ederken tutuklanan devrimcilerdir. Gün gün eriyen bedenlerine ölüm borçlarını sahiplenmeliyiz. Uyuşturucuda Savaş'ta Mahalleler programımızın birinin daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uyuşturucuda Savaş TV'yi izleyelim, izletelim.